odalarımız da bunlar. Uyku tulumu da veriyoruz tabii. Gerçi pek bildiğiniz otel odası konforu yok ama. Aa, yok, bizim için öylesi daha uygun. E? Biz zaten öyle bir yer istemedik. Tamam o zaman, buyurun anahtarınız. Yılın bu mevsiminde kalabalık olmaz burası. Rahatınıza bakın. Bir şeye ihtiyacınız olursa da ben mutfakta olacağım. Haber verirsiniz. Tamam, teşekkür ederiz. İyi tatiller. Ne oldu? Ha? Niye gülüyorsun? Ne bileyim, komik geldi. Hani o bildiğiniz otel konforu yok dedi ya. Ben hiç otele gitmedim ki. Nereden bileyim? İstersen daha doğru düzgün bir yere gidebiliriz. Yok yok, ben çok memnunum. Memnun musun? Aklının alamayacağı kadar. İyi. Hadi gel. Dikkat et. Annem öldükten sonra ben baktım çocuklara. Kardeşime de. Aslında abime de. Bazen düşünüyorum. Çocuklar olmasaydı bu kadar güçlü olamazdım. Onlar benim her şeyim. Anneleri nerede? Anneleri gitti işte. Dayanamadı abime. Bir sürü kötü olay. Boş ver. Bu yüzden de ben de böyle biraz erkek Fatma gibi büyüdüm. Korku nedir bilmeden. Aslında ben de pek bir şeyden korkmam. Şimdi içimde garip bir korku var. Nasıl garip bir korku? Kaybetme korkusu. İlk defa birini kaybetmekten korkuyorum. Dikkat et. İyi misin? İyiyim. Dengemi kaybetmeme sebep oluyorsun. O zaman tutun bana. Çok güzel. Bravo. Ne oldu? Demin üflerken gözüme bir şey kaçtı. Dur bakayım. Dur. Aç. Tamam tamam geçti. Yok bir şey. Olmasın zaten. O gözlere bir şey olmasına dayanamam ben. Ha, öyle mi? Ne varmış gözlerimde? O kadar güzel ki gözlerin. Daha önce hiç görmediğim kadar güzeller. Sende öyle bir şey var ki hiç alışık olmadığım bir şey. Daha önce hiç bilmediğin, tanımadığın bir şey. Umarım ki o bilmediğin şeyleri öğrendikçe ve beni tanıdıkça hayal kırıklığına uğramazsın. Sağ ol. Üşümüyorsun değil mi? Merak etme. Sen? Yok. Nasıl? Göründüğünden daha rahatmış değil mi? Ne?
Ben nasıl uyuyacağım böyle? Hı? Gözlerimi senden alamıyorum ki. Biz de uyumayalım o zaman. Muhabbet edelim, konuşalım.